Yine programlamada önemli konulardan bir tanesi olan döngülerle devam etmek istiyorum. Solution'a bir tane proje ekleyeceğim. E, projem yine bir konsol web net framework olacak. İsmine loops şeklinde bırakıyorum. E, şimdi döngüleri biz ne için kullanıyoruz? E, aslına bakarsanız dizilerde Mecburen kullanma durumunda kaldık. Yani elinizde bir veri kümesi var ve o veri kümesini literatürdeki karşılığıyla iterate etmek istiyorsunuz. Yani dolaşmak istiyorsunuz. Bunun için döngülerden yararlanıyoruz. Yani veri kümesini dolaşmak için kullandığımız yapılara döngü deniyor. Mesela şöyle bir şey düşünün. Ben size desem ki birden yüze kadarki sayıları ekrana yazdırın. Veya 1'den 100'e kadarki çift sayıları ekrana yazdırın. Şimdi bunun için şöyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Console.WriteLine deyip 1, Console.WriteLine 2, Console.WriteLine 3 alt alta yazabilirsiniz. Ama bu tabii ki yorucu olacaktır. Bunun yerine biz döngülerden rahatlıkla yararlanabiliriz. Döngülerin en temeli ve en çok kullanılanlardan bir tanesi for döngüsüdür. Tab'a mouse'a tıklar gibi iki kere tıkladığınızda Şöyle bir sonuç Gelir yani klavyeden tekrarlıyorum for yazıp buna snippet diyoruz İki tane tıkladığımızda Döngü karşımıza çıkacak şöyle Yazılmışın üstüne yazılınca böyle oluyor Bakın burada Bu arada sizde kırmızı falan olmayabilir Son en nihayetinde yapacağınız çıkaracağınız Sonuç aynı olsun ben eklenti olarak ReSharper kullandığım için ondan kaynaklanıyor. Ee, burada az önceki senaryoyu yapalım. Dedim ki 1'den 100'e kadar ki bütün sayıları ekrana yazdıralım dedim. Önce bir şöyle ben çalışan bir uygulamayı yapmak istiyorum. Şuraya console.writeline e diyorum. Şuraya da ekranımda durdurmak adına readline diyorum. Şimdi uygulamayı tabii ki loop'tan başlatmayı da unutmayalım. Çalıştırıyorum. Bakın ekrana birden başlayıp en nihayetinde 100 yaz, yazacak bir uygulama yazdık. Peki bu nasıl çalıştı? Burada döngüler için int i eşittir 1 dediğinizde bu inti burada tanımladığınızda bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu i sadece bu blokta kullanılabilir demek. Zaten bir değişken hangi blokta tanımladıysanız ve o erişim bildirgeci olarak konuşmadık bunları ama public vesaire sahibi değilse Private'sa kısacası onu sadece o blokta kullanabilirsiniz. Şu an öyle bir şey geçerli. Access modifier'ları sonra konuşacağız. Şimdi dolayısıyla ben burada i dediğimde i karşıma çıkmayacaktır. Yani ulaşamam çünkü ona. Ama ben burada i desem ulaşabilir. Çünkü bloğun içindeyim. Şimdi e, bu şartlarda ne demek? Bakın 3 tane bloktan oluşuyor for. 1 noktalı virgül 2 noktalı virgül 3. Ne demek bu? int i eşittir 1. Bu bizim sayacımız. Yani başlangıç değerimiz. Burası bizim başlangıcımız. Kaçtan başlayacağım? Veya ile başlayacağım? 1 ile başla. İkinci kısım ise şartımız. Yani döneceğim ama hangi şarta kadar döneceğim? i, yüzden küçük eşit olana kadar. Olduğu süreci. Böyle yorumlayalım. Kadar demeyelim de. Onu düzeltiyorum. i, yüzden küçük eşit olduğu süreci şart buradaki for'un şartını öyle yorumlayın. Olduğu sürece. Şart olduğu sürece. I plus plus. Her döngü burası ise bir döngü bittiğinde pardon yani bir dönüş bittiğinde bir sonraki dönüşte ne yapayım? İyi bir arttır. Dolayısıyla birden başlıyorum. Sonra bakın i bir yazdırdı. İyi şu an yüzden küçük mü? Evet. Ee, Tabi buraya gel, gelelim önce. Şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Son 10 saniye söylediğimi unutun. Düzeltiyorum. I 1. Ee, zaten ilk çerçevede olduğu için buraya girecek. I yazdı. Biri yazdı. Hop şuraya geri düştü. I buraya geldiği anda bir arttırmış oluyoruz. 2. İki E, ee, 2. Yüzden küçük mü? ve, ve küçük, yüzden küçük eşit mi? Evet. O zaman döngüye bir daha girer ama 2 yazar. Bir daha gelir. i3 yüzden küçük eşit mi? Evet. O zaman ee, bir daha girer. 4 aynı şekilde 99, 100. 100 yüzden küçük eşit mi? Evet. Girdi. Şimdi bakın i1 arttı. Döngü bit yani bir dönüş bittiğinde 1 artıyor. Şu artış dönüş bittiğinde. i101 oldu ve şuraya geldi. Şurada i101 şu an. 101 100'den küçük eşit mi? Hayır. O zaman şuradan devam eder. Dolayısıyla ben buraya konsol nokta right deyip finished bitti Yaz, yazarsam bu en son şartı yüzü yazıp yüzün sonuna da bir finished ekler. Bu şekilde bir çalışma gerçekleştirmemiz mümkündür arkadaşlar. Burada örneğin ben e, ee, bir de bir ile yüz arasındaki tek sayıları yazmak isteseydim. Bu arada artı artı bir 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 artmak demek. Ben burada ee, tek sayıları yazdırmak isteseydim, i artı eşittir iki. Yani bir sonra 3... Sonra 5. Yani ekliye ekliye gitmek demek. Veya bunu şöyle yazabilirdik. i eşittir. Bununla şu iki yazım aynı şey. Şöyle şuna bastım. E, i eşittir. i artı 2. Aynı. Yani i artı eşittir. 2 yazmakla i eşittir. i artı 2. i'nin yeni değeri i'nin kendisi artı 2. Yani 1 artı 2, 3. 3 artı 2, 5. 5 artı 2, 7 şeklinde tek sayılar yazacak. Bakalım. Bakın bu sefer 1'den itibaren tek sayıları yazdı. Peki 1'den itibaren çift sayıları yazmak isteseydim. Orada triki bir yöntem kullanabiliriz. Mesela 0'dan e, başlatabiliriz veya 2'den başlatabiliriz. E, 0'ı yazmak istiyorsak 0'ı da koyarız. Ama 1'den itibaren dediğimiz için ilkini yazıyorum. 2, 2'den itibaren e, dolayısıyla 2 artı 2, 4. Biraz tricky gitmiş oluyoruz burada. Bu da programlamada çok normal bizim her zaman uyguladığımız yöntemlerdir. Çünkü algoritma belli bir kural koyup o kurala göre ilerleme anlamına geldiği için. For döngüsü ile başlangıç, şart ve artış değerlerini vererek bu şekilde hesaplamalar ve dönüşler gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bir kullanım da şu olabilir burada arkadaşlar. Mesela yüzden itibaren geriye, geriye geriye, say. Başlangıç yüz. i büyük eşittir sıfır. i i eksi iki. Bu ne oldu bakın. Bu sefer yüzden başladım. 100 sıfırdan büyük mü? Evet. Ee, girdi buraya. Sonrasında tabi biter bitmez şu sayıcı azalttı. Yani ne yaptı? i eşittir 100 eşittir 100 eksi 2. 98. 98 sıfırdan büyük mü? Evet. Yani dolayısıyla 100'den başlayıp aşağı doğru yazdıracak bir kod yazmış olduk burada ee, diyebiliriz arkadaşlar.